Otobüs saatlerini nasıl buluyorsunuz? Otobüs saatlerini iyi bulmuyorum. Yani hani şu zaten Kayseri Radar'ı ben de takip ediyorum sürekli olarak. Orada hani Kayseri Radar takip ettiğimde falan sürekli olarak halkın otobüs beklediğine. Hatta dün de böyle bir sorun vardı yanlış hatırlamıyorsam. Birçok kişi ulaşımdan dert yakınıyordu. Evlerine gidemediklerinden falan. Normalde hani sefer sayılarının artırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle hani mesela hani 9.30'dan sonrasında falan yanlış hatırlamıyorsam tramvay var mı bilmiyorum ama birçok alanda 9.30'dan sonrasında otobüs seferleri falan yapılmıyor. 9.30'dan sonra eve gidecek vatandaşlar nasıl gidecek onu da bilemiyoruz tabii ki. Bu konuda da hani Kayseri Belediyesi'nin biraz daha otobüs saatlerine dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Otobüs saatleri çoğu mahalle aktarma, yani bir yolcu açısından baktığım zaman sıkıntı. Sıkıntı çekiyor yolcular. Abi kötü olmuş ya. 5'ten sonra 4'ten sonra şey oluyor. Otobüsler gelmiyor. Önemli bir iş falan çıkıyor mesela. Yani iyi olmadı. Otobüs saatleri bence uygun yani mesela işine göre ayarlamak gerekirse yani. Mesela işine ona göre ayarlarsan her zaman için iyi olur yani. Otobüs saatleri bu süreç içinde sıkıntılıydı ama ondan sonra normale döndüğü için de normal süresi devam ediyor yani. Otobüse pek binmiyorum ama biraz şey herhalde sıkıntılı diye biliyorum. Otobüs saatleri mi? Halk otobüs saatleri. Ben halk otobüse binemiyorum. Arabamla geldim buraya, anladın mı? Kaçamak yoluyla yani. Arabamla geldim. Daha doğrusu ben emekli terörle mücadele polisim. Anladın mı? Bak şu araba da burada. 35 sene hizmet yaptım. Bak arabamda kaçak geliyorum. Anladın mı? Sorun değil. Kimliğimi falan göstermem ben. Arabamla gelirim gizli yerlerden. Cumartesi pazar günleri ama kurallara uyarım. Hiç çıkmam. 3 ayda ilk defa bugün şehri görüyorum. 3 ay oldu. Yani 8'inde falan 3 ay olacak. O ay 8'inde. Haziran 8'inde. Anladın mı? Mardin 8'iydi. Nisan, Mayıs, Haziran 8. 3 ay olacak. Yani yine normal, değişen bir şey olmadı. Otobüs saatleri, otobüs kullanmıyorum ben merkezde oturduğum için ama akşam galiba belli bir saatten sonra çalışmıyorlarmış. Onu da bilmiyorum artık nasıl olursa. Yani bazılar için zor oluyordur tabii. Otobüse hiç binmedim ben. Yani evimiz yakın olduğu için yürüyerek gidip geldik. Binmedik bir de kalabalık olduğu için. Otobüs doluluk oranları hakkında bir şey düşünüyor musunuz? Otobüsler şöyle yetişmiyor gibime geliyor. Çünkü gözlemlediğim işte iki koltuğa bir kişi oturduğu için duraklarda çok halk birikiyor. Görüyorum çünkü. Tabii buna takviye yapılması lazım diye düşünüyorum. Bu noktada da yerel yönetimlerin tabii ki gerekli önlemleri alacağına inanıyorum. Otobüs doğru oranında mesela sosyal mesafeyle oturulursa mesela çok iyi olur bence. Bazı otobüsler oluyor mesela işler hep dolu oluyor. O yüzden sosyal mesafeye uymaları daha iyi bence. Doluluk oranı iyi değil. Yani fazla yük alıyorlar, o sıkıntılı yani. %50 kapasitesi fazla buluyorum. Yani en fazla ayakta 7-8 kişi olması lazım. Her koltuk tek sıra 7-8 kişi fazlası olmaz. Yani bulaşma süreci daha yaygın olur. Bu süreçte bir COVID-19'lu bir hasta binse arabaya, yani şu süreçte ayakta 10-15 kişi olduğu zaman bulaştırır. Birkaç kişiye bulaştırır yani. Gayet iyi. Yani tenha, sakin, mesafeye uyuluyor. İyi yani, mesafe olması güzel ya. Bu zaten hani bilmiyorum ama eskiden beri olan bir sorun diye düşünüyorum. Yani hani eskiden de çok yoğundu. Hani Kayseri'nin birçok mahallesinde bu sıkıntı var maalesef. Baktığımız zaman hani özellikle hani Erkilet civarına giden otobüsler olsun veya Eskişehir Bağları civarına giden otobüsler olsun. Tıklım tıklım. Özellikle akşam iş çıkış saatlerinde falan bu sorun çok daha maalesef artabiliyor. Bu vakitler biraz daha hani öğle vakitlere falan daha rahat olabiliyor ama özellikle akşam saatlerinde işe gidiş saatleri veya işten çıkış saatlerinde falan bu sefer sayılarının daha da artırılması gerekiyor diye düşünüyorum.